Marker. Buraya bir tane marker koydum. Sevgili YouTube. Product Threat Intelligence ekibinin son dönemde yayınladığı John T. Ransomware grubunun detaylarına yer verdiğimiz, daha öncesinde hiç bilinmeyen bir takım bu gruba dair detay bilgileri içerisinde bulundurduğumuz raporumuz dünyada birazcık ses getirdi. Bir tık hani Türkiye'den bu tür firmaların, bu tür güzel arkadaşlarının, yani bizim hani yaptığımız tatlı bir çalışma oldu. Çok mütevazi bir ekibizdir biz. Hani bizi bilen bilir. Bu ekibin başında da, yani Product Threat Intelligence ekibinin başındaki ekip lideri olan arkadaşımız Ege Balcı bugün bizle bu raporun okumayanları için, hatta okuyup bazı detay şeyleri merak edenlerle hep birlikte bakacağımız bir yayın olacak. Kuvvetle muhtemel bir saat sürecek, ondan sonra dükkanı kapatıyor olacağız. Hadi başlayalım Ege'cim. Haydi başlayalım. Tamam abi. Şimdi ya ben... bir saat sen konuş, ben burada birkaç ayar mayar yapacağım. Lütfen ben sen devam konuşayım. Et. Lütfen. Şimdi bilmeyenler için Conti'ne hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar Conti bugün günümüzde en popüler ransomware gruplarından bir tanesi. Yani özellikle Revil'in de dağılmasıyla beraber şu an dünyada revenue açısından, yani kazanılan para, daha doğrusu çalınan para açısından baktığımız zaman bir numaralı ransomware ekibi. Yaklaşık böyle 500 ila 1000 arası bir victim havuzu var. Şu ana kadar kurbanları var. Yani birçok büyük firmaya, firmayı hedef almalarıyla ünlü bir ransomware grubu Conti. Şimdi ransomware'ı, ransomware fidyeci zararlı yazılım demek. Hemen onu da açalım. Şimdi ransomware ekipleri genelde şöyle ikiye bölebiliriz. İşte ilk ransomware zararları çıktığı günlerde genelde böyle adeta bir zararlı yazılım gibi, işte mailden ya da bir takım zafiyetleri sömürerek zararlı yazılım gibi yayılan bir furyaydı. Ransomware furyası. Yani bu yakın dönemde şey hatırlar, WannaCry hatırlarsınız. O Windows'ta bir zafiyet sömürerek yayılan bir zararlı yazılımdı. Şimdi bu Conti gibi daha böyle yeni nesil ciddi zarar ransomware grupları biraz daha farklı hareket ediyor. Bu yeni nesil ransomware grupları daha böyle affiliate mantığıyla, RAAS modelinde ilerliyor. RAAS dediğimiz şey Ransomware as a Service. Ya dediğim gibi eskiden bu ransomware gruplarında bir tane zararlı yazılım vardı. İşte sisteme bulaşırdı. Karşılığında ya full otomatize olarak ya da işte adam manuel olarak bir kontak bilgisi bırakır kurbanın sistemine ve para talep eder makineyi açmak için. Şimdi eskiden bu iş daha böyle manuel ilerliyordu. Yani sisteme erişim sağlayan saldırgan bir tane mail adresi bırakırdı makineye. Evet. Ve onun üzerinden işte taleplerini, ne denir, negotiation'ı, pazarlığı o mail adresi üzerinden yaparlardı. Şimdi gün geçtikçe bu siber suçlar ransomware camiasındaki potansiyeli gördükçe artık daha bir işleri büyütmeye, daha böyle bir RAAS iş modeline, daha işte günümüzde SaaS olarak bilinir, Software as a Service iş modeline dönüştürmeye başladılar. Yani ransomware geliştiren adam altına birçok çalışan alıyor. Bunlara affiliate diyoruz. Bayağı adamın çalışanları. Bu çalışanlar olabildiğince çok kurbana bulaştırıp ransomware'ı hepsinden fidye alıyor. Burada bayağı affiliate'lar sizin bizim gibi, işte buradaki chat'teki gibi pentester'lar, ne bileyim bug bounty yapan gibi derken yani community'deki gibi, yani bug bounty yapan ama hayatında ek biraz daha aksiyon isteyen insanlar oluyor genelde. Yani ya da işte bir IT firmasında çalışan birileri, üniversite okuyan, bilgisayarda anlayan kişiler oluyor. Günün sonunda bilindik zafiyetleri çoğu zaman kullanarak sistemlere erişim sağlayıp bu ransomware zararlısını bulaştırarak fidye alıyorlar bu affiliate'lar. Ya aslında şimdi, modelin değiştiğinden bahsediyorsun sen anladığım kadarıyla. Aynen. Eskiden abi yani ransomware, yani daha doğrusu bir kurumun sistemlerine erişim sağlayıp hassas verileri şifreleyip karşında para isteyen, uçtan uca bu işi yapan kişiler aynıydı diyorsun benim anladığım kadarıyla. Zamanla bu iş biraz değişti. Artık bunun servisini sağlayanlar var. Yani nasıl software as a service varsa ransomware as a service diye bu ransomware'ın alt yapısını bir hani... teknoloji, evet, olarak sağlıyor yani. Hani teknolojinin her şeyi gelişiyor. O yüzden ransomware dünyası da gelişiyor. Şimdi ben ransomware işine girmek istiyorum. Bir firmaya sızdım abi diyelim, tamam mı? Hani alengirli bir adamım. Hani Allah korusun. Sızdım diyelim. Ardından da burada bir verileri şifreleyip karşında para almak istiyorum. Ne yapacağım abi? Hani C# yazılmış Eda virüsünü mü kuracağım? Ne yapacağım? Evet ya, günümüzde dediğin gibi artık ransomware yazarları bir tane zararlı yazıp kendileri bulaştırma yoluna gitmiyor. Platform yapıyorlar koskoca bir.
İşte o platformda zararlının kendisi. Affiliate'ları yönetebilecekleri bir hidden service web uygulaması gibi böyle çeşitli komponentler oluyor. Bir infrastructure yani, gerekiyor yani. Adam bana bir tane exe veriyor oradan, o yapıdan benim anladığım kadarıyla. Ben gidiyorum bunu bulaştırıyorum abi. Tamam mı? O key'i de cloud'a atıyor. Ben belliyim orada benim olduğum hani. Cloud bir çözüm. Ransomware as a service. Bu hikaye. Bu başka bir bakış açısı. Burada kimileri kimin cebinde belli olmaz bu hikayede yani. Yani tabii işte, grupları ya, birbirinden ayırmak da çok zor olur. Herkes aynı altyapıyı kullanıyor abi. Hani anlatabilir miyim? TTP'lere göre neye göre neyi ayıracaksın yani, değil mi? Tabii aynen. Yani ya temelde sonuçta geliri arttırmak için yapıyorlar. Adam kendi 10 tane affiliate, 10 tane çalışan alıyor. Ama bir yandan da bu çalışanların işini monitör edebiliyor olması lazım. Yani bir platform lazım. O affiliate'ları kurbanına kurduğu iletişimden aldığı paradan, çünkü o da kendine şey alacak, referans pay alacak projenin sahibi. O yüzden böyle kompleks bir platform gerekiyor. Hı hı. Şimdi zamanla bu ransomware ekipleri bu RAAS modeline geçtikçe işte orada ipin ucu orada kaçıyor. Yani bir günümüzde sadece ransomware, kompleks bir malware operasyonu düzenlemek istediğiniz zaman, yani kompleks operasyondan kastım birden fazla sunucu içeren, işte maintenance gerektiren, teknik bilgi gerektiren, know-how gerektiren bir operasyona giriştiğiniz zaman OPSEC hatası yapma olasılığınız çok artıyor. Hı hı. Yani bizim de işte Product Threat Intelligence ekibinin, PTI ekibinin uzmanlaştığı konuda yıllardır işte bu zararlı yazılım gruplarının, popüler grupların, APT'lerin OPSEC hatalarını avlamak. Yani hı hı. Biz de işte bu Conti günümüzde işte hem bir numara olmasından ötürü hem de kendini çok böyle egomanyak tavırlarından ötürü çok kendini beğenmiş yorumlar yapar genelde forumlarda. İşte en iyisi biziz, bizden iyisi yok vesaire gibi. Tabii biraz Conti operasyonunu kendi listemizde biraz yukarı çektik. ve işte her zaman yaptığımız gibi yani en iyi bildiğimiz şey yaptık. OPSEC hatalarını aradık. Bu Conti de yani günümüz modern ransom ve RAAS platformlarından birine sahip. RAAS modeline geçmiş büyük ekiplerden biri. Dediğim gibi zaten revenue açısından şu an Revil'de gittiği için bir numaralar kazanılan para olarak. Ya biz tabii gerekli araştırmayı yaptık ve bir investigation başlattık bu Conti RAAS servisine. Şu an Conti ekibi birazcık zoom yapsana bu arada. Ben çoktan fark etmişsindir. Senin ekranı verdim bile tamam. Yayına. Birazcık ben zoom yapayım. Yap. Aynen. Ya işte bu operasyon sonucunda bir 60 küsur sayfalık bir rapor çıkarıp yayınladık zaten, görmüşsünüzdür. Şimdi raporda özetle bu şunlardan bahsediliyor. Ya bu Conti ekibi kim? İşte ilk olarak ne zaman ortaya çıktılar? Conti eski adıyla Ryuk olarak bilinir. Conti ekibinin işte yaratıcısı, üyeleri vesaire gibi şeylerden bahsediliyor. Teknik analiz bu arada kısmından... bir şey söylemek istiyorum ben Ege. Bu işte eski adı Ryuk'muş vesaire falan, böyle çok basit geçiyorsun da ben üzerine basmak istiyorum bunun. Abi yani bir grubun bu, mesela şu an itibariyle bir grubu tanıdım, bildin diyelim. Bu adamların geçmişe yönelik neyle ne ilişkiler, ne yaptığı verisine artık sahip olman zor eğer bunları track etmediysen bir intelligence kampanyası olarak. Ama sen burada şeyi söylüyorsun yani bu Ryuk'un, yani bu Conti'nin Ryuk'la connection'ı var vesaire, raporun o kısımlarında bir açma şansın var mı? Hani sayfa sayfa ilerleyerek aslında hikayeyi anlatıyor oluruz istersen. Sonra technical analize geçeriz. Hani sen Conti'nin historisine kadar raporda, yani 2020'nin erken until early 2020'nin erken zamanlarına kadar şu adresteymiş. İşte 567 tane farklı firmaya işte virüs zararlı yazılım, daha doğrusu yani ransomware, fidye zararlı yazılım bulaştırıp para istemiş. Yani burada bir cümle bile aslında arka tarafta bayağı bir şeyi takip ettiğinizi gösteriyor yani sizin ekibin. Öyle bir durum mu var burada? Ya şeyde tabii ya biz antivirüs firması değiliz sonuçta, günün sonunda bizim her yerden aldığımız böyle telemetriler yok. Bizim ekibin parladığı nokta yani bilinen threat'leri derinlemesine analiz edince ortaya çıkıyor biraz. Ya biz de bayağı işte Conti'nin ilk çıktığı günden bugüne işte önceki isimleri neydi, kimler ekipte vesaire gibi çok detaylı bir çalışma yürüttük. Doğru diyorsun orada. Yani ilk eski adıyla Ryuk olarak bilinir Conti. Ryuk ekibi gene bir ransomware ekibi. O zamanlar daha bu kadar RAAS iş modeliyle çalışmıyorlar. İşte Ryuk ekibi zamanla birçok vurgun yapıyor. Birçok bilindik firmalara saldırı gerçekleştiriyor. Gene ransomware ekibi bunlar da fidye talep ediyorlar vesaire. Onun dışında Ryuk zamanla kayboluyor piyasadan.
Ya burada Ryuk'la Conti arasındaki bağlantı tabii bizim alanda zaten genel olarak attribution çok zor bir şey. Yani şunun sahibi şudur ya da bu saldırı şuradan geliyor gibi tanımlar yapmak, kesin tanımlar yapmak hiçbir zaman doğru olmuyor. Yani hiçbir zaman %100 anlamda emin olamıyorsun, öyle diyeyim daha doğrusu. Aynen öyle. Katılıyorum bu dediğine. Ya burada ama Conti ile Ryuk arasındaki bağlantı biraz daha böyle sektör olarak kabul edilmiş, yani kabul gören bir bağlantı. Çünkü birçok noktada korelasyon var. Hem işte zararlı yazılımın kodundaki benzerlikler, hem işte affiliate'ların profilleri, yapılan bir takım OPSEC hataları, unutulan IP'ler falan iki grubun tamamen bağlantılı olduğunu gösteriyor. Raporda iyice detaylı bahsediyoruz bunlardan. Biraz da şeye vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bu RAAS modeline geçildiği zaman bu Conti ekibi ayağa iki tane hidden service kaldırıyor. Şimdi bu iki hidden service'te şunlar var. Hidden service dediğimiz Tor'da 10 yıl uzantılı domainler. İki tane farklı Tor içerisinde 10 yıl uzantılı domain ayağa kaldırıyor diyorsun. Okay. Aynen. Bu domainlerin amacı şu. Genelde günümüzde bir ransomware ekibi tarafından işte bir victim'e saldırı yapıldığı zaman double extortion denilen şey kullanıyor. Saldırı metodu kullanıyor. Nedir double extortion'dan şey. Anlamam gereken şey benim? Şudur. Double extortion şu demek. Yani sizin sisteminize Conti'nin affiliate'larından biri girdi diyelim. Saldırıyı gerçekleştirdi. Dosyaları şifrelemeden önce sizin en değerli dosyalarınızı internette bir sunucuya exfiltrate ediyor. Tamam. Önce bir önemli dosyalarınızı çalıyor yani. Sonra sistemi şifreliyor. İşte backup'larınızı şifreliyor. Biraz daha reconnaissance yapıyor vesaire. Geri dönülemeyecek bir şekilde dosyalarınızı şifreledikten sonra işte sizle iletişime geçiyorlar. Eğer bir RAAS platformuysa kendi platformları üzerinden bu Tor Hidden Service platformu üzerinden iletişime geçmenizi istiyorlar. Ve sonuç olarak sizden şunu talep ediyorlar. Şu kadar vaktim var. Ya bu parayı öde. İşte ödemezsen hem dosyalarını açmayacağız hem de sen çaldığımız dosyalarını public ederiz. Yani şimdi, public ederizden kastımız yani internette yayınlarız. O zaman işte, şöyle anlıyorum ben. Hani iki tane Tor Hidden Service'i ayağa kaldırıyor. Eğer RAAS modelini yani Conti'nin verdiği bu altyapı hizmetini kullanıyor ise bu işi yapan grup yani Conti'nin affiliate'lerinden biri ise bu servislerden biri aracılığı ile sistemdeki her şeyi şifreleyip bu taraftan sistem otomatikman RAAS modeli çalışıyor. Servislerden biri bunun için var. Bunun öncesinde de adamlar en kıymetli verileri dışarıya çıkarıyorlar. Double extortion deme sebebi de bu. Yani sana diyor ki hem verilerini açmam hem de bu verilerini yayınlarım. Hani double demenin sebebi de oradan geliyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Burada bu resimde gördüğümüz site mesela Conti News sitesi. News sitesi bu extortion'ı yaptıkları blog siteleri aslında. Her hacklenilen firma için bir tane başlık açılır burada, topik açılır. İşte orada altta ödeme için gerekli süre gerekli süre yazar bloğun içerisinde. Ha, burada bir tane... tık şöyle bir çizgi var o zaman. Adam şey yapıyor yani publicly hacklediği firmaları buradan duyuruyor da. Baskı kurmak evet. için. Her zaman yapıyor. Direkt duyurmuyor. O biraz case'e göre değişiyor ama aha. Genel olarak vurduğu siteleri tabii vurduğu kurumları buradan duyuruyor ve işte altta böyle adım adım paylaşıyor dosyalarını. İşte ilk bir haftada ödemezsen çaldığım dosyaların %25'ini paylaşırım diyor. Ve bu blog üzerinden internette paylaşıyor. Burada paylaşılan dosyaların ne kadar görüntülendiği falan da görebiliyorsunuz. Buradan gidip indirebiliyorsunuz. Ya bu bir private firma için çok aslında kritik bir şey. Özellikle IT sektöründe vesaire çalışıyorsanız sizin para eden şeyiniz datanız. Yani sonuç olarak orada business nasıl denir? İş sırrı var orada. Yani belki teknolojinizi içeren bir data o. O yüzden bunun paylaşılması, rakiplerinizin eline geçmesi ya da public olması çok kritik bir durum. Çok ikna edici bir faktör yani şey ransom fidye ödetmek için. Onun dışında dediğim gibi platformlardan biri bu. Conti News platformu bir hidden service. Tor üzerinde host edilen 10 yıl uzantılı, 10 yıl TLD'li bir domain. İkinci hidden service aynı bunun gibi gene benzer bir site. Bu sadece şey tarafından erişilebiliyor. Conti'nin victimları tarafından erişilebiliyor. Bu hidden service'e işte sizin sisteminizi şifreledikten sonra nasıl Conti... sadece onlar erişiyor abi? Random pet mi koyuyor her hacklediği firma için? Nereden yani sadece veriyor. Onlar erişiyor? O yanlış yani oldu. Herkes erişebilir daha evet. doğrusu. Ama aynen. işte victim'a özel bir ID üretiyor. Senin makineni şifreledikten sonra bir tane fidye notu bırakıyor senin makinene.
Video notunda sana özel bir ID var. Ben böyle sen sistemden ID'inle... yazmadım da tahmin etmeye çalışıyorum yani ben nereden niye biz de yaşıyoruz. Tamam, evet. Bu arada şeyde zaten hemen hemen günümüzde bütün rahatsız modeline uygulayan ransomware grupları aynı şekilde çalışıyor. Yani Lockbit'te de bir rapor yazmıştık. O da aynı çalışıyor tamamen. Evet. Ya bu ID ile gidiyorsunuz işte platforma login oluyorsunuz ID'nizde sizi şifreleyen affiliate geliyor karşınıza bir tane chat ekranıyla. Raporda bunun görseli olması gerekiyor bir aşağı doğru. Aşağıda var. Buraları geçiyorum. Ufak değinirim ona da geri dön. Bu bahsettiğim ransom notu. Yani sizin makine şifrelendikten sonra readme.txt'te bırakıyor sisteme. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye readme.txt'te bırakıyor sisteme? Yani bir tane şırıya yani readme.html dese kuru kafalar oynatsa yani her makinede Internet Explorer var zaten. Niye böyle yapmıyorlar? Ya şeyler Lockbit o konuda çok daha iyi. Yani diğer ransomware grupları ya çok daha böyle şekilli şukullu şeyler yapan var. Hani ransom note bırakanlar var. Adeta 90'lar indeksi gibi. Evet web sitelerin atılan indeksler gibi. şey bu zaten notta görürsünüz. Burada iletişim sağlaması gereken Conti Recovery Hidden Service'inin Onion domaini ve bir tane de ClearNet'te domaini var. Bu ClearNet'teki domain domain flux altında host ediliyor. Yani IP adresi DNS'in gösterdiği IP adresi sürekli değişiyor belli aralıklarla. Çok öyle track edemiyorsunuz. Onun dışında işte victim'lar burada begin ID dediği unique ID ile kendi victim ID'siyle platforma gidip sizi hackleyen affiliate'la. Bunda yani publish private key şeyinden özenmişler. Hani anladın mı? Tire begin key tire. Sonra key geliyor. Sonra da end zaten key. Mesela şey TLP white raporda çok yer vermedik ona ama şeyde kaynak kodunda kolayca parsede var. Aynen öyle. Bir tane regex tanımı var orada. Direkt readme.txt'e yüklüyorsunuz siz. Daha doğrusu key'i elle girmek yerine readme.txt'e yüklüyorsunuz. Aynen. O parse ediyor. İşte ne diyordum? İşte karşınıza şöyle bir servis. Buraya browse readme.txt'yi yükle diyor. Ona göre detect ediyor. Basic bir üniversite bir öğrencisi şeyi projesi gibi bir parser bu yani. Aynen öyle. Karşınıza şöyle bir chat geliyor. Yani bu chat'te size saldıran affiliate'la konuşuyorsunuz. Bayağı abi 5 milyon yok olmaz. Adamın lafa girişi muazzam ha yani. Hello, are you ready to negotiate? Zaten bildiğin üzere senin tüm network'ün, tüm verilerin, her şey Conti TV tarafından şifrelendi. Bunun yanı sıra şifreleme işlemi hani işte internal dokümanlarının vesairelerinin hani hepsinde aldık ki daha sonrasında negotiation olmazsa publish edeceğiz. Hani... web sitemizde bunun nasıl olduğunu görürsün. Recovery price'ımız 100 bin dolar. Hani tüm verilerimizi kurtarabileceğinden yani parayı ödediğin tüm her şeyi kurtarabildiğinden emin olmak istiyorsan hani iki tane dosyanı bana gönder. Ekstra seç, kendin seç. Bu ikisini ben decrypt edeceğim sana. Beleşe diyor aga diyor. İki tanesi beleş. Hani, müşteri memnuniyeti önemli abi. Karşılıklı anlaşmaya varırsak diyor. Hani biz sana decryption tool'u yazdık. Onu vereceğiz ve hiçbir internal datanda hiçbir şekilde şey yapılmayacak, yayınlanmayacak. And you will be provided with security tips on how to avoid further breaches. Üzerine bir de pezevenkler abi şey de veriyor affedersiniz. Diyor ki yani hani bunun ötesinde tabii. Hani bir daha başına böyle bir şey gelmemesi için ne yapmam gerektiğinin danışmanlığını da veriyor. Ya yani şeyde şimdi ransomware furyası başladığından beri tabii öyle 2000'lerden beri şey çok sık görülen bir şey aslında. Hani bir ransomware ekibi ya da saldırgan bir kere bulaştırdığı zaman sisteme işte backdoor koyup sonra aradan birkaç ay geçince bir daha atanlar var. Şimdi o güveni sağlamak için artık şey de veriyorlar. Nasıl girdiğini de anlatıyorlar. Lockbit'te de böyle anlatıyorlar affiliate'ler. O konuda iyi eğitilmiş hepsi yani. Bu şey inanılmaz bir şey. Bir şey soracağım. Bu konuşma kaydı nereden Ege? Bayağı şey gerçek victim'la affiliate'ın konuşması. Tamam victim ile affiliate'ın konuşmasını peki tamam bizde var mı screenshot'ı? Tamam peki özür dilerim. Çok özür diliyorum hocam. Hadi hadsiz bir soru sordum. Peki diyor ki we strongly recommend to review our offer in timely manner. Diyor ki ya cümleler de çok ilginç. Ya yani bunlar Rus değil mi? Timely manner demeyi nereden biliyor bunlar oğlum? Bunlar diyor ki I hacked you money yani istiyor decryption verecek 100 bin dolar daha demeleri lazım. Ya genel olarak giriş cümleleri zaten şey oluyor, kalıp oluyor çoğu. Ya bu affiliate'lara projenin sahibi genelde bir eğitim, kısa bir eğitim geçiyor büyük ihtimalle zaten. Çünkü hepsi hemen hemen aynı davranıyor. Ya agacım,
Eğitim veriyor diyorsun. Türkiye'de eğitim kaç tane firma kendi çalışanlarına eğitim veriyor da hani resim eğiticiler birbirlerine eğitim düzen. Oğlum çıkarılacak eğitim çok şart. Ders var ya. Konuşmaya baksana yani hani. Evet. Ya bir de bu case özelinde 100 bin dolar az bir hani miktar. Daha böyle milyonlar talep edilen bir sürü case var. Conti genelde yaptığı oğlum 100 bin dolar zaten milyonlar ha TL var özür diliyorum. Tamam. Yok abi TL çevirmem. Dolar olarak yani. Onun dışında senin de dediğin gibi hani bir test decrypt hakkı sağlıyorlar. Aynen. Chain'in güvenini sağlamak için. Hani bakın dosyalarınızı gerçekten açabiliyoruz diyebilmek için atılan dosyaları bir dosya, iki dosyaya mahsus olmak üzere geri decrypt edip verebiliyorlar. Şimdi bu da ikinci platformları. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? Bir tane dosyayı veriyor adama. Decrypt edip geri veriyor ya. Onun içine malware koyarım. Adam açınca geri zekalı. İşte bak bu yüzden hackleniyorsun. İşte free of charge danışmanlığımız buradan başlıyor der. Hani öğretmeye başlarım. Ya bu olmaz yani. İnanılmaz bir ortam ya burası gerçekten. Ya işte başta da söylediğim gibi şimdi bir platform kompleksleşmeye başladıkça OPSEC hatası yapma ihtimali çok artıyor. Şimdi burada hani başarılı bir malware operasyonu yürüteceğin zaman ya o kadar çok şeyi dikkat etmen gerekiyor ki. Yani her konuda know-how'un olması lazım. Şimdi bir kere düzgün kod yazabiliyor olman lazım. Zafiyet içermeyen. Onun dışında çok iyi server maintenance server management yapabiliyor olman lazım. Bir sürü server yönetiyorsun. Çok iyi bir on-in routing bilgin olması lazım. Hidden service yöneteceksin sen işte keylerimle yani onun dışında girdiğin sistemlerde iz bırakmaman lazım. Forensik bilmen lazım. Ya birçok alanda know-how'un çok iyi olması lazım. Böyle ya piyasada da şey çok az. Böyle complete hacker çok az. Tamam? Yani illa bir kısmı az bilen oluyor bir adam. Yani bir tane hata yaptığın zaman da genelde gerisi geliyor. Ya biz de işte en iyi bildiğimiz şey yaptık. Çok karma bir ekibimiz var. Her alanda işte kontrol ettik. Olası yapabilecekleri OPSEC hatalarını aradık. Ve işte bir takım şeyler bulduk. Yani sonuç olarak bu operasyonun sonunda bu bahsettiğim recovery servisin barındırıldığı hidden servisin real IP adresini bulabildik. Çalışma sonucunda. Ve işte sunucunun bir miktar erişim sağlayabildik diyelim. Ve tabii bu tabii direkt olarak zaten raporunda başında da belirttiğimiz gibi burada bir criminal investigation başladı polis tarafında. Yani biz şimdi Prodaft İsviçre firması olduğu için gittik İsviçre polisine durumu bildirdik. Şimdi bu operasyon sonucunda elde ettiğimiz şeyler bizim yani artı değer olarak bakmak gerekirse bir kere bir Conti ekibinin bu recovery service'in real IP adresini tespit etmiş olduk. Real IP adresinin tespit edilmesi demek artık sunucunun işte law enforcement tarafından yani polis tarafından gidip takedown edilebileceği demek. Yani sunucunun IP'si belli, nerede host edildiği belli vesaire. Kapatılabileceği demek. Onun dışında bu sunucuya erişim sağlayan Conti affiliate'larının ve işte sunucunun management'ını yapan kişilerin IP adresini tespit ettik. Bunları polise bildirdik. Sunucuyla iletişim kuran başka sunucuların IP adresini tespit ettik. Geriye kalan infrastructure'ı tespit ettik yani. Bunları bildirdik polise. Ya bu gibi birçok ve işte sunucu içerisinde yapılan hareketi, TTP'lerini, saldırganların teknik taktik prosedürlerini içeren böyle çok kalınca bu TLP White rapordan çok daha uzun bir TLP Red rapor polise gitti. Şimdi burada ya şeye değinmek istiyorum abi. Aslında burada şunu birazcık altını çizmekte fayda var. Yani bir kere burada işte bir çuval inciri mundar ettiler vesaire gibi birçok komentler dönüyor ecnebiler tarafından. Hani o kısımlara belki de yayının sonunda gireriz de arkadaşlar hani bu işten birazcık anlayan bir ekibiz biz. Hani bu rapor böyle geçen hafta yaptık bu işi bu hafta raporunu çıktık değil. Bu aslında aylar öncesinden beri hani bizim sadece İsviçre polisi de değil işin içerisinde. Hani onların üzerinden aslında global anlamda yapılan ve uzun süre bir işin arkasındaki tüm teknik taktik yapıların law enforcement yani işte kolluk kuvvetleri tarafından koordineli bir çalışmanın devam etmesi zaten tarafımızca sağlandı ve beklenildi. O konuda oldukça dolu bizim ekip. Özellikle de ben. Tamam. Orada birkaç bir şey şu an hazır konusu açılmışken belirteyim diyorum. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam. şimdi bu tarz operasyonlar arkadaşlar yeni değil. Yani belki de ilk internet
çıktığından bu yani ilk siber suç işlendiğinden beri polisle özel sektör sürekli işbirliği halinde bu tarz işleri yapıyor. Evet. Hatta en yakın zamanda Emotet Takedown'u belki hatırlayanınız vardır. Emotet Takedown operasyonunda hani birçok ülkenin polisiyle beraber bir sürü de özel sektörden firma vardı işin içinde. Yani şimdi... Özel sektörden firma olmadan bu iş olmaz ki abi. Yani 3 tane antivirüs vendor'ının topladığı datayı analitik olarak bir arada analiz etmeden dünyada hiç kimse hiçbir malware kampanyasının başını sonunu yakından takip edemez. Yani özel sektörü olmadan kim bunu nasıl yapabilir? O yüzden zaten bu tür işler bir koordinelidir. İki, adı genellikle operation olarak geçiyor bu tür şeylerin. Biz böyle sabah saat 5'inde abi tactical botlarımızı giyip operasyona gitmiyoruz. Yani işin içerisinde bir gözlemlenilen bir verinin, bu gruba ait hassas olan bir verinin tespitini ilgili bilimlerle paylaşıyoruz. Çünkü ya şöyle bir imkan yok. Ege'yle ben gidiyoruz, tamam mı? Hani real IP'sini bulduk, sunucunun neredeymiş bilmem ne hosting. Zile basıyoruz. Arkadaşlar biz kasayı almaya geldik. Ya bunu hani anlatabiliyor muyum buradaki şeyi? Hani birazcık fazla hurafelerin de döndüğü bir dünya olmaya başlıyor. Açıkça ya söylemek gerekirse. Biraz durum şeyi böyle. Kendi bakış açımı açıklamak gerekirse. Ya şimdi günümüzde polisin dahil olduğu bir takedown süreci sonunda insanlar sosyal medyada özellikle infosec Twitter şey görmeye alışkın. Hani polis bir yeri takedown eder ve bir public statement yayınlar. Der ki bilmem nerenin polisi olarak bu sunucuları takedown ediyoruz vesaire. Ama işte her zaman ya yani biz bir süredir bu işi yapıyoruz yani. Bayağıdır bu işi yapıyor bizim ekip. Yani her zaman her investigation %100 başarıyla sonuçlanmıyor. Tamam, bu evet. Kimsenin suçu değil. Yani polise siz bir TLP Red raporu yolluyorsunuz. Polis elinden geldiğince işte olayı kapatmaya, işte başarılı bir takedown ya da başarılı bir apprehension, ya tutuklama vesaire yapmak için elinden geleni yapıyor. Ama her zaman işte hosting firmaları ya da başka ülkelerin polisleri çok nasıl denir? Kooperatif olmuyor. Yani yardımlaşmak, uzlaşmak. Onlar bir yani, proses yani değil, istese değil bile bir proses. Orada başka bir şey dönüyor olabilir. Bir de şu anda masumun olduğu yere tıklasana. Üçüncü sayfadaki disclaimer'da dönsün yayında aynı zamanda. Sen devam tamam, et. Şimdi evet zaten raporu da raporu okusa zaten insanlar şey olacak da. Neyse aynen. Devam ediyorum. Ya dediğim gibi her zaman böyle bir %100 bir takedown olmuyor. Bizim paylaştığımız, giriştiğimiz investigation'ın bazıları başarıyla sonuçlandı. Tutuklama oldu. Evet. Takedown oldu. Bazıları ama olmuyor. Yani dediğim gibi kimsenin suçu değil bu. Özellikle söz konusu bir hani international bir cyber crime ise yani ülkeler arası bir suç varsa ortada zaten işbirliği yapmak bile çok zor oluyor genelde. Ki bu işleri biz da yönetmiyoruz. Onu da söylemekte fayda var. Bizim işimiz bu değil. Bizim işimiz çok basit. Biz bir bilgi gözlemliyoruz ve karşımızda yapabileceğimiz birkaç tane aksiyon var. Çok da basit. Bir, aga gözünü yumar, kapatırsın gözlerini, hayatına devam edersin. Çünkü hani bu sonuçta bizim efor harcadığımız ve dünyanın daha güvenli bir yere gelmesi için product'ın temelde varoluş sebebi abi. Hani siber kriminallerle savaşmak yani üzerine, anlatabildim mi? Bunun adı savaşmak, dünyanın daha güvenli bir yere getirilmesini sağlamak, adını ne koyarsanız koyun. Hani bir gözünü yumarsın, tamam mı? Ben yummam gözü. Evet. Bizim ekip de yummaz. Yani yumun desem zaten beni döver Ege'ler. Hani anlatabildim mi? Yumamayız buna gözümüz. Yani o zaman da gideceğin yolda birkaç tane opsiyonun kalıyor zaten elinde yani. Bunlardan birincisi hani gidip bunu kolluk kuvvetlerine bildirmek ve cevap beklemek. Ya oturup bekliyorsun abi, hani anlatabildim mi? Ya ben şimdi insanların niye eleştirdiğini şu yüzden, yani bir yere kadar şu yüzden anlayabiliyorum. Şimdi. Eleştiri ne? Herkes ona vakıf olmayabilir. Gelen eleştiri ne Ege? Ya şey, şimdi normalde dediğim gibi polis böyle bir public statement'la olay kapandığı zaman, kendi açıkladığı zaman herkes eyvallah, okey. Ama şimdi biz bu süreç bittiği zaman hem yani burada bir aylarca süren bir emek var, tamam mı? Yani bu evet. Hiçbir karşılıksız yapıyor firma bir de bunu. Biz doğal olarak polisin izniyle şey istedik. Yani bu case çıkmaza girdi. Daha çok ilerleyemeyeceğiz. Biz bununla ilgili bir public rapor yayınlamak istiyoruz. Sizin için uygun mudur diye bir izin istiyoruz. Yani polisten sonuç olarak. Ya bu izin geldiği zaman da yayınlıyoruz doğal olarak. Şimdi bizi iki konuda bunun üzerine eleştiriyorlar. Birincisi zaten bu anlattıklarıma vakıf olmayan, raporu düzgünce okumayanlar diyeyim. Vay efendim size mi kaldı elin suçlusunu hacklemek diye bir eleştiri alıyoruz. Ya dediğim gibi bu tamamen polisle yürüyen bir süreç. Olay tamamen kapanmadığı için public bir statement göremiyorsun polisten, ama ya biz sonuçta derdimizi anlattığımız için
şey deme gereği duymuyoruz bir daha. Ekstra olarak şirketin hani bir açıklama yapmama kararı aldık. Böyle böyle bu süreçlerden geçiyoruz polisle vesaire, bir açıklama yapmama gereği aldık. Çünkü polis yani bizim şeyimizi biliyor. Gerekli merciler bizim gerekeni yaptığımızı, kitabına göre ilerlediğimizi biliyor. Biz şimdi böyle bir açıklama yapmayınca insanlar bütün böyle gelen eleştiriyi evet diye göğüslediğimizi falan sanıyorlar. Halbuki çok zor tuttu ekip beni açıkçası. Bir şey yazmamak için. Şeyde ya ikinci bir eleştiride genelde şey oluyor. Ya şimdi siz tamam okey polisle çalışıyor olabilirsiniz ama bu şekilde bir raporla saldırganları expose etmeniz başka insanların başka işte grupların investigation'ını bozuyor. Yani başka soruşturmaları. Abi bu Schrödinger'in kedisi yani, ben bu böyle bir konu ki ben yani abi o zaman yani şu anda burada elimi kaldırdığım butterfly efektiyle orada bir tane bilgisayarda malware'ı antivirüs tespit edemiyor, o zaman elimi mi kaldırayım? Bu kadar saçma bir bakış açısı olamaz ki. Ya şimdi hani, zaten bu şekilde eleştirenlerin çok ya çok böyle %99'u herhangi bir herhangi bir cybercrime investigation'a dahil olmamış insanlar. Yani Twitter'da fenomen ya da işte Twitter'da infosec Twitter'ın bir parçası insanlar. Tamam mı? Yorum yapmak için yapılan yorumlar. Yani siz bir hani bir suç bildirdiğiniz zaman bir kere polise zaten, yani bizim açımızdan olan süreçten bahsedeyim en azından. Bir investigation başlattığımız zaman bir deconflicting denilen bir sürece giriyoruz biz polisle. Şimdi İsviçre polisi bizim yolladığımız TLP Red raporu bu deconflicting süreci çok içerisinde. Çok güzel. Bak şimdi TLP White ve Red diye bir şey var burada. Neden Red diye bir konu var? Neden Red'i yayınlamıyoruz? Aslında biraz ondan da bahset devam ederken abi. Ya tabii yani şeyde de raporun girişindeki disclaimer'da da yazdığı gibi ya bu raporun 3 versiyonu olur. Minimum 3 versiyon rapor çıkarıyor bizim ekip bu tarz operasyonlarda. İşte bir White rapor public release için içinden çok kritik veriler çıkarılmış ve işte bir nebze daha kaos yaratmayacak, başkalarının işini bozmayacak şey bir rapor. Benign bir rapor yayınlanıyor. TLP Red rapor içinde en kritik verilerin olduğu, paylaşılmaması gereken, sadece gönderilen kişide olması gereken bir rapor. Polise giden rapor yani özetle. TLP Amber'da, yani buna şey, Traffic Light Protocol deniyor buna. İşte beyaz, yeşil, Amber ne, kehribar, bir de kırmızı renkte raporlar. Ordudan çıkma bir şey. İşte Amber raporda ülkelerin CERT'lerine gider. CERT ekiplerine gider ki işte ülkenin vatandaşlarını gözünde bulundurarak aksiyon alsın. Tamam, çok güzel mesela, bir soru gelmiş, hemen onu açıklayalım. Usta adında hani Türkiye'nin en büyük siber istihbarat çözümünün de aynı zamanda yüklenicisi olan firma olarak para ödenmeye TLP Red raporu veriyoruz gibi bir algı olmaz arkadaşlar. Yani herkes TLP White okuyor, tamam mı? Hani yani TLP Red oğlum biz ransomware'ci miyiz lan biz, yani hani para verirsen daha fazlasını da çözeriz sana diye. TLP White hiç kimseyle Red paylaşılmaz yani. Bunun sebebi public duyurusundan kaçmaktan da kaynaklanmıyor abi. Onun içerisindeki verilerin %100'ünü doğrulayamadığın, bazı şeyler sadece elinde done olarak bulunan ve bunu investigation için teslim etmen gereken şeyler. Ve bunu alıp ortaya koyduğunda doğrulayamadığın bir istihbaratı ortaya koymuş oluyorsun. Aslında böyle bir gerçek tarafı da var. Bizim ülkemizde çok popülerdir doğrulanmadan yayınlanan istihbaratlar. İnsanlar buna alışkın ama bunu yapmamak gerekiyor işin içerisinde. Hani bu yüzden de TLP White'ı Red'i bu yüzden paylaşmıyoruz aslında işin içerisinde yani. Hani keşke hiç Red'i yazmak zorunda kalmasak aslında, yani gerek de yok bana sorarsan da. Hani mecburuz çünkü günün sonunda hani amaç ne yani? Amaç yani ne? Şey, anlatabildim mi? Evet. Ya şeyde dediğim gibi şimdi bu şey konusuna dönüyorum. Bu işte vay efendim siz bu raporla böyle bu tarz şeyleri expose ederek, ifşa ederek bizim investigation'ımızı bozdunuz diyenler için biz bir rapor yolladığımız zaman, TLP Red raporu yolladığımız zaman polise bir deconflicting safhasına giriyor süreç. Bu deconflicting aşamasında işte İsviçre polisi bizim TLP Red raporumuzu çeşitli ülkelerin polisleriyle işte Europol gibi böyle kuruluşlarla işte çeşitli kanallardan circulation'a sokuyor raporumuzu. Yani elden ele geziyor. Bunun amacı şu: hali hazırda ongoing bir investigation var. Yani o hali hazırda yürüyen bir soruşturma var mı konuyla ilgili? Bizim bulgularımız başkasının işiyle çakışıyor mu? Ya bunu soruşturuyoruz ve bu kısa da bir süreç değil, ya haftalar sürüyor. Ya biz haftalarca bunu bekliyoruz o kadar. Ve sonuç olarak şey gelmiyor. Herhangi bir engelleyici unsur bulunmuyor ki
yeşil ışık alıyoruz biz polisten. Hem devam etmek için investigation hem de publish için. Ya bunun üzerine gelip Twitter'dan hani hiçbir konudan haberi olmayan insanlar gelip de şey yazınca insan bir az çıldırmıyor değil yani. Abi gelip de vay efendim benim işimi yani. Bozdunuz. Bunu hep yani... bunu hep konuştuk yani. Ben kaç yılından beri Twitter'dayım. Öncesinde de friend feed'im. O çağrılar hep vardı abi yani. Hep var evet. Olacaklar ya. Bunlara takılmamak gerekiyor. Ya bir hani... de şey de değil. Hani bu özel sektör için çok sancılı bir süreç arkadaşlar. Yani kimse bu şekilde ilerlemek zorunda değil bu arada. Birçok siber istihbarat firması, ne bileyim antivirüs firması, siber güvenlik firması bu tarz konularda hiç yani muhatap dahi olmaz. Blogunu yazar geçer. Bulduğu bulguyu blogda yazar. İşte şöyle şöyle IOC çıkardık vesaire der geçer. Raporunu yayınlar geçer. Bu polisle bu süreçlere girdiğiniz zaman hem zaman olarak hem para olarak müthiş pahalı işler bunlar. Pardon bir saniye alarmım çaldı. Yani çok bedelli işler. Çok fazla adam günü ayırıyorsunuz. Hani zaman ayırıyorsunuz buna. Ya bunun üzerine bu kadar emek vererek kitabına göre yapıp da rapor çıkınca böyle eleştiriler gelince insan çıldırıyor ya. Şey elde ya, değil. Aga. Kızmamak elde değil. Ya ben anlıyorum bunu. Hani o yollardan hepimiz geçiyoruz işte hayatta. Buna çok takılmamak lazım. Yani bitmez bu. Hani anladın mı? Doğuşa bağlamak istemiyorum şu anda burada. Hani ama şey yani hani dediğim gibi buradaki önemli ol yani şimdi şöyle ya ben şeyden de biraz açıkçası ya hem yayın yapmak bunları konuşmak birlikte vakit geçirmek bir topluluğuz falan aslında şu anda bu yayının amacı bu çıkıp kendimizi birilerine anlatma ifade etme derdi ve kaygısıyla yapılmış bir yayın da değil zaten onun yeri burası değil çünkü zaten buradaki herkes beni biliyor Ege'yi biliyor zaten yani hani şu anda derdimizi yandığımız şey şu andaki yayını izleyen 335 kişinin de ortak derdi zaten yani hani konuşmamızın sebebi kendimizi anlatabilme çabası değil. Bizim zaten öyle bir derdim yok açıkça söylemek gerekirse bu hikayeyle alakalı. Hani buradaki mevzu bu raporun üzerine ve ardında da çok hani merak ettiğiniz bir şeyler varsa da onları chatten alalım konuşalım hani diye düşünüyorum. Yani... ufaktan şeye geçebiliriz zaten. Aşağı yukarı her şeyi anlattık. Raporu okuyun arkadaşlar. Herkese raporu okumasını tavsiye ediyorum. Yani 70 küsur sayfalık rapor. İlla şimdi tek yayında bir saatte bütün detayı veremeyiz. Yani bu tarz aslında raporlar... Evet ya raporun birazcık içerisindeki mevzuları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Biri de demiş ki ben şimdi bizim TI raporlara baktım da TLP White Public Disclosure iken TLP Amber paid subscription'lara veriliyormuş demiş. Yavrum yaz firmayı öyle de bilelim yani hani anladın mı? Biz buradayız diye hani biz hani bak ekranda yazıyor usta yani hani o yüzden merak orada ettim. Orada şey demiş. Diye bir kural yok. Yani bu traffic light protokol dokümanın önemini belirtmek için bir şey. Yani o paralı bu bedava diye bir sınıflandırma değil. Sen firma olarak şey, yani bir... sen neyi satarsan onu satıyorsun yani. Ya şimdi bir tanımadığımız firmaya durduk yere şurada kalkışmayalım Ege'cim bilmiyoruz. Ama hani satsınlar abi okey sadece merak ettim yani hani paylaşırsan da seviniriz niye olmasın abi hani demiş olalım. Velev ki rapor, ya bu raporu okuyun. Çetede linki bırakın indirebileceğiniz linki bizim modlar salsın şimdi merak eden arkadaşlar da baksınlar. Hani bir de bu globalde de çok ses getirdi bu rapor. Ya Hacker News'a falan çıktı bildiğim kadarıyla. Aynen. Yani şeyde ya bir numara ransomware grubu hacklenince özellikle evet. Bu kadar ego bu sahibi. Bu gerçekten grubu... öyle mi ya? Bak şimdi samimice soracağım. Öyle lanse ediliyor. Son dönemin dünyadaki globaldeki en önemli ransomware grubu bunlar mı Ege gerçekten? Hı-hı. Ne dedin abi son dediğini duyuyor musun? Yani diyorum ki dünyada son dönemde son 6 ayın içerisindeki en popüler hani ransomware gruplarının başında bunlar geliyor değil mi? Evet. Ya yani önceden de dediğim gibi revenue açısından şu an bir numaradalar. Yani en çok zarar uğratan, en çok para kazanan. Kaç dolarlık zarar uğratmışlar? Biliyor muyuz? Ya güzel soru. Şimdi raporun içinde bir yerde mevcut o da. Bu arada raporda şey konusu, money flow analiz konusunda çok güzel. Tamam o kısma geleceğiz zaten şimdi işin devamında. İşbirliği yaptık. Hemen orayı da geçelim. Aslında şöyle birazcık yukarılara doğru çık. Ya şimdi şöyle arkadaşlar laf lafı açıyor konu ilerliyor burada detaylıca tüm her şey yazıyor biz en son burada kalmıştık hani değil mi evet.
Burada kalmıştık. Raporun üzerine birazcık detaylıca devam edelim. Ya detaylıca değil de özet geçerek daha doğrusu. Hani grupla bu şekilde iletişime geçiliyor deyip devam et abi. Hani işin içerisinden. Bakalım tamam, bir süreç. Sonraki sayfada ne var? Süreç. Aynen. Tamam. Yani affiliate'larla bu şekilde iletişime geçiliyor. Aha. Bunun ardından işte bu şey süreci başlıyor yani. Tamam. Parayı ödeyen adam nasıl yapıyor? Pazarlık. Bunlara yer verdik raporda. Aynen öyle. Şimdi biz tabii sunucuya işte çeşitli ofset hatalarından faydalanarak erişebildiğimiz için management panel'ı falan her şeyi görebiliyoruz. Bu bahsettiğimiz recovery servisinin admin panelinin logini. Bu çok böyle derin bir pet de şu an bilmem ne bilmem ne bir PHP dosyasında login oluyorlar. Buradan işte projenin sahibi affiliate'ları izliyor. Hı-hı. Yani her bir affiliate'ın victim'la arasındaki konuşmayı, ne kadar para almış, ne kadar fee alacağım ben bu adamdan, onun hesabı dönüyor burada. Burası operasyon en kritik yeri bu arada gerçekten, hani arkadaşlar adamın parayı kazandığı yeri monitör ettiği, hani kendisi için birçok yeri gidip hackleyip bu sistemi kullanarak para alan kişilerden kendi oranında gelirini elde ettiği saldırganın en kritik operasyonu döndüğü yer. Aynen öyle. Yani tabii biz bu böyle bir vizibilite sahibi olunca şeyin hepsini görebilir noktadaydık. Yani yapılan, hı-hı, konuşmaları, paylaşılan Bitcoin walletlarını vesaire. Bak en önemli konu bu değil mi? Yani burada bir para distribution'ı var. Affiliate'lerin parayı, mesela benim firmam hacklendi. Bunun için para göndereceğim wallet ile senin firman hacklendi. Senin göndereceğin walletlar farklı oluyor ama bu para birleşip ortak bir valuta gelip oradan distribute ediliyor işin sonunda. Ya hani... işte azıcık OPSEC anlayışı varsa tek bir valuta toplamıyordur diye. Aynen. Ki öyle de göremedik. Yani öyle o kadar da şey yapmamışlar en azından. Onun dışında operasyonun bu safhalarında işte raporun bu kısımlarında kaynak kodu analiz ediyoruz biraz daha platformu. Şu bahsettiğim işte regex'le readme.txt'leri alıp victim'lara eşleştirdikleri kod bloğu vesaire. Buradan biraz daha ilerleyelim. Şimdi biz tabii sunucuda visibility kazandığımız zaman gördük ki hidden service'le beraber contrecovery.ws clearnet domainleri de bu sunucuda host ediliyor. Hı hı. O DNS Flux üzerinden... Oğlum, $25 milyon kazanıyorlar. Hala şerit hosting gibi makine yönetiyorlar. Abi vizyonsuzlar yani. Gerçekten abi. Apache'ye gidip vhost tanımlamışlar ya. $25 milyon kazanıyorsun aga sen ya. Neyse özür diliyorum. Abi bu arada yani tabii... suçlu olsun, suçsuz olsun. İşini düzgün yapmayan adama ben tutuluyorum abi. Yani üzgünüm. Neyse. Ama gene şeydi yani... Yani çok da lame bir grup değil. Gene OPSEC anlayışları var mevcut. Ama dediğim gibi şimdi günümüzde bir kompleks bir malware operasyonu için çok know-how gerekiyor. Her konuda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Sunucuda belli bir takım şeyler gördük. Hardening'ler, hı-hı, gördük. İzolasyon falan yapmışlar bayağı. Mesela şeyler, MySQL falan farklı yer, farklı konteynerde vesaire çalışıyordu. Yani sonuç, hı-hı, olarak bulduğumuz yer ITLDC diye bir tane hosting firmasında host ettiklerini gördük. Bu işte... En şeyde, kritik bilgi bu zaten yani. Yani Debian bir makinede çalışıyordu sistem. Ya bir şey diyeceğim Ege, çok bölüyorum kusura bakma da yıl ben olmuş abi. 2022 PHP ne abi, harbiden PHP ile mi yazmışlar? Node.js ile mi yazsın backend'i, WebSocket mi açsın hacklendi adama? Gençler yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Ya gidin Twitter'da developerlar arasında tartışın, ne fark eder adam parasını alıp yoluna bakıyor oğlum. Yani load balancing mi koysun, scale etmiyor bu, AWS'e kurmamışlar, bunu mu tartışacağız yani? Evet. Tabii şeyde operasyonda bu bizim ya bu safhalar haftalar sürdü. Ya bu süreçte biz tabii bayağı monitör etme şansımız oldu sunucuyu. İşte giren çıkanların IP adresleri ve sunucuyla sürekli bağlantı halinde olan diğer infrastructure'daki sunucuların IP adreslerini çıkarabildik. Bir güzel raporladık polise. Genel olarak yani login activity şu şekildeydi. Bağlanan IP adresleri genellikle Tor'du. O yüzden çok yani işin ucu şeye bağlanmadı. Investigation açısından çok ileriye gidilemedi. Onun dışında şöyle bir yerde atladık. Hemen oradan bahsedeyim. Yapılan OPSEC hatalarından birisi şuydu. Şimdi önceden de bahsettiğim gibi double extortion mantığıyla ilerliyor bu ekip. Önce sizin dosyalarınızı şifrelemeden önce, hı-hı, bir değerli dosyalarınızı exfiltrate ediyor. Exfiltrate ettikleri yer Mega arkadaşlar. Mega File Upload servisi. Mega bayağı free hesap açıp gigabaytlarca data koyabildiğin Dropbox gibi bir servis.
Ya rapishare.de aklıma geldi ya. Rapishare.de aga. Tamam. Rapishare'e koymak için böyle 10.000'e falan bölmeleri lazım. Ya bu Mega'ya, Mega'nın özellikle komut satır araçlarıyla falan çok kolay böyle yüksek boyutta dosyalar upload edebiliyorsun. Storage fiyatları da uygun bayağı yani. Neredeyse Amazon S3'e falan denk geliyor. Bayağı ucuza storage veriyor size. Bir de anonim hesap açabiliyorsunuz. O açıdan da avantajlı. Ama şöyle bir nokta var. Şimdi Mega'ya yaptığınız her upload loglanıyor şeyde, Mega'nın arayüzünde. Bu affiliate'lar her victim için bir tane özel Mega account'u oluşturuyorlar. O Mega account'unda işte anonim Proton Mail account'larıyla oluşturuyorlar. Bu Mega account'larına işte R-Clone tool'unu kullanarak kişilerin işte exfiltrate ya datayı exfiltrate ediyorlar. Bu Mega account'larına biz erişim sağlayıp baktığımız zaman şeyi görebiliyorduk. Bir miktar IP'yi de oradan elde ettik. Yani bu dosyaların upload edildiği IP'ler. Ya sen diyorsun ki hani Conti'nin ransomware as a service tarafındaki management sunucusunda bulunan bir OPSEC hatasından ötürü monitör ettiğimiz yapıdan aslında eklediği kurumların verisini alıp bu servise yüklediğini, bu servise de kendilerinin eriştiği için biz de buraya erişim sağlayıp baktığımızda burada adamların ClearNet'ten kendi IP'leriyle geldiği yapıları da gördük diyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Yani çok ClearNet değil. Hiçbir zaman direkt ClearNet'i göremedik. Peki. Ama yani login IP'leri vesaire buradan da ekstra oldukça IOS'i elde ettik yani özetle olarak. Ya bu da mesela OPSEC hatalarından biridir. Yani bu şekilde bir exfiltration paçayı ele verebilir yani. Ya bir tane ülkenin... mini okuyor, bir tane mini kuramamışlar Ege'cim Allah aşkına. Oradan putlayacağın gelecek yani S3 bucket yani, gibi. Kendi infrastructure'ını kaldırıyorsan ayağa. Evet. Yani kendi sunucularını kullanmaya karar verdiysen aynen, ya aynen. Komple geç ya da hiç uğraşma şeyle, sunucuyla, munucuyla. Mail'den devam et eski usul. Ama dediğim gibi işte operasyon ilerleyen adımlarında biz bu chatlerden vesaire konuşmalardan birçok victimların ödeme yaptığı, yani affiliate'ların ödeme aldığı wallet adreslerini çıkarabildik. En değerli bulgulardan biri de buydu. Çünkü ya bugüne kadar özellikle bu en büyük top 5-10 ransomware ekibinin total revenue'su her zaman estimation'la yapılıyor. Yani tahmini yapılıyor. Atıyorum Darkside ransomware ekibi şu kadar para kazandı, Revel bu kadar para kazandı diye çıkan haberler public bir şekilde kendini ifşa ederek, disclose eden victimların ödediği paralardan yapılan çıkarımlar. Yani bu tarihte ilk defa biz bir ransomware grubunun çok yakın bir işte revenue estimation yapabildik bu sayede. Şimdi platformu görerek. Hemen hemen ödeme yapılan wallet adreslerinin birçoğunluğunu toparlayarak bir tane outsource. Aynen. Burası outsource demeyelim. Orada yanlış ifade etmiş oluruz. Burayı toplayalım arkadaşlar. Şimdi diyoruz ya abi, her şeyi hayatta da kendin yapamazsın işin içerisinde. Biz bu grubun hangi Bitcoin walletları üzerinden paraları ne şekilde topladığını biliyoruz. Ama money flow'u hani analiz etmekte başka bir hüner ve zaman ve know-how gerektiriyor. Bu yüzden de Elliptic firması ile iletişime geçtik ve dedik ki biz sizinle joint bir çalışma yapmak istiyoruz. Hani şu şerefsizlerin tüm walletları bunlar. Buradaki paraların ne şekilde nereye gittiğini ve hani nerede konsolidasyon, nerede cluster, nerede toplandığını ve buradaki hani toplam para, ya çünkü paranın girdiği noktaların hepsini biliyoruz tüm wallet adreslerini, öyle söyleyeyim. Böyle bir analiz çalışmasını yapmasını istedik. Yani bir siber istihbarat firması elde ettiği doneler ile bir resmi çiziyor yukarıdan sonra ve işin içerisindeki nihai olarak paranın akışıyla da alakalı Elliptic firması, bir ecnebi firma tabii ki de, hani iletişime geçip böyle bir kapabilitede de onlardan destek istedik. Onlar dedi ki çok da keyifli olur, biz de birlikte bir şeyler yapmış oluruz dediler ve yani Elliptic devam ettik. Konuda bayağı başarılı zaten, daha önce ya bir ton kurumla çalışıyor. Bu tarz ya zaten bu ayrı bir sektör oldu. Artık günümüzde cryptocurrency tracing, cryptocurrency istihbaratı falan diye geçiyor böyle. Özellikle kripto para marketlerine, exchange'lerine falan istihbarat hizmeti sağlıyor bu arkadaşlar da. Yani zorluktan ziyade zaman alan bir şey bu Bitcoin'de taint analiz yapmak. Bu yaptığımız ortaklıkla işte Elliptic'le biz şeyi elde ettiğimiz wallet adreslerini sağladık. Elliptic'te wallet adresler üzerinden işte bir taint analiz yaparak, çeşitli metotları uygulayarak paranın nereye gittiğini, işte hangi wallet'ta toplandığını ya da nerelere harcandığı gibi çıkarımlar yaptık.
Bunu da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Şeyin yaklaşık 25 milyon dolar civarı bir revenue hesapladı Elliptic. Hı hı. Yani bu da işte zaten bir numaraya koyuyor şeyde şu an. Bu da işin güzel yanı da şurası. Yani abi hani Ege diyor ya işte herkes estimated hani herkes estimation yapıyor ediyor falan. Kimse actual bir şeyi görmüyor yani ransom. Çünkü şey yani 100 milyon dolar kazandı diyen de oluyordu, tamam mı? Hani işte yarım milyar dolar kazandı falan. Hayır abi 25 milyon dolar kazandılar, kazanmışlar. Anlatabildim mi? Hani evet. Bunu görebilmek için de gerçekten bir hacker grubunun hani tüm para giriş noktalarındaki adresleri bilmek gerekiyordu. Bizi de o bu noktaya getirdi. Durum böyle dostlar. Bu arada bu raporu yayınladıktan sonra tabii beklediğimiz gibi şeyden Conte ekibinden bir cevap geldi. Ya dediğim gibi bu şey operasyon her zaman %100 takedown'la sonuçlanmıyor arkadaşlar. Biz bu raporu yayınladık. Ve işte polis ve yaptığımız bildiriler sonucunda şey kapatıldı. Recovery service sunucusu kapatıldı. Conti bir yaklaşık 3 gün kadar bir downtime yaşadı. Conti ekibi. Yani recovery platformları çalışmadı. Bir offline oldular bir miktar. Ondan sonra tabii şey keyleri tekrar ellerinde olduğu için hidden service keyleri başka bir sunucudan tekrar ayağa kaldırdılar ve bir tane şey yayınladılar. Bildiri yayınladılar. Ya işte merak edenler okuyabilir şeyde duruyor rapordaki adrese giderek okuyabilirsiniz bildiriyi. Ya maalesef şey hala çalışmaya devam ediyorlar. Ne şimdilik önümüzdeki maçlara bakacağız. Şeyde yalnız hani Conti bile hakkımızı verdi. Şu InfoSec Twitter'a yaranamadık. Ben ona yanarım abi. Evet şeyde... yaranaman. Ya sen zaten yanlış bakıyorsun. Bak bunu birebir de anlattığım konuyu 500 kişinin karşısında konuşturma beni ya. Neyse. Neyse. Özetle durum bu şekilde arkadaşlar. Biz şeye devam edeceğiz. Bütün popüler APT ve büyük mal ve gruplarını bu şekilde raporlar yayınlayıp avlamaya devam edeceğiz. İşin şeyi. Bakalım yani elimizden bile... geldiğince yani. Ortada... Tabii yani. Yani şu an ekibin geldiği nokta çok güzel benim için. Özellikle hem teknoloji olarak hem know-how olarak. Yani hemen hemen her malware ekibine bu şekilde avlayabileceğimizi düşünüyorum. Şu an bile zaten 20 küsür tane polis sürecini beklediğimiz case var elimizde. Zamanla insanlara alışacak diyorum abi. Ne diyeyim? Ya ben şimdi ne kadar samimi konuşayım bilmiyorum ya. Neyse, elinize sağlık Ege. Her zaman söylüyorum zaten biliyorsun. Tüm topluluk adına da ben de herkesin sesi olayım sana. Sana ve ekibinin eline sağlık demiş olalım işin içerisinde. Gençler, şimdi bir marka da buraya... Ha, YouTube, Twitch'e gelirsin bir ara işte buralardayız, tamam mı? Adstream marker. Burayı da koydum. Burayı keser atarız oraya.